25 Nisan, 1 Mayıs. Ay hayat çok çabuk geçiyor. Zaman, her şey çok hızlı geçiyor. Hayat hızlı geçiyor. Hayatınızın, bedeninizin, ruhunuzun, ailenizin, sevdiklerinizin kıymetini çok iyi bilin. Sevgili koçlar, çok önemli bir boğa burcunda gerçekleşecek yılın ilk güneş tutulmasına hazırlıklı olmanız gerekiyor sevgili koçlar. Bu tutulma özellikle kendi eksik gördüğünüz hayatınızla alakalı. Ani plan değişiklikleri yaşayabilir, beklenmedik iş teklifleri alabilir. Hiç olmadık geçmiş konular gündemimizi çok fazla yıpratabilir. Artık çözüm üretme, çözüm bulma ve başarıya odaklanacağınız bir hafta sizi bekliyor. Ve aynı şekilde 30 Nisan tarihinde Venüs ve Jüpiter kavuşumu, İyicil bir evrede kavuşumu maddi konularda sizi çok fazla ve çok fazla aydınlığa itecek. Yani bu haftaki böyle bir uyarımızı yapıyorum ve hemen sevgili koçlar, işinizle ilgili yaşadığınız krizler için çözüm haftanız başlıyor. Yeni iş anlaşmalı yenilikler size gelecek, en değerli noktalar size huzur ve mutluluk verecek ve uzun süredir hayal ettiğiniz, almak istediğiniz ya da iş ortaklığı sistemindeki yaşadığınız krizleri çok rahat bir şekilde kendi döngümüzde kurtaracağımız bir hafta. O yüzden bilinçli hareket etmenizi, sizi yoran birçok enerjiyi hayatınızdan çıkartmanızı öneriyorum. Çünkü hızlı bir başlangıç sizin güçlenmenize, yaşadığınız maddi konular, yaşadığınız ilişki konularında doğru şekilde çözmeyi gösteriyor. O yüzden gözümüzü dört açalım. Kurumsal bir firmada çalışıyorsunuz ve yöneticilerinizle alakalı yaşanan krizler açık olacağız. Burada kendimizi doğru noktada savunacağız. Yani çalıştığınız firma aile şirketi olabilir ve aile şirketinde kendi aralarındaki yaşanan krizleri önemsemeyin. Sadece siz işinize odaklanmanız gerekiyor ve değişimler, yenilikler size çok güzel kazançlar elde ettirecek. Özellikle de yeni iş arayanlar için beklenmedik bir iş teklifi sizin uzun soluklu bir işe girmenize yardımcı olacak gözüküyor bu hafta. Ve özellikle de devletle alakalı imzalanması ya da devlet sınavınızla ilgili her şeyin çok olumlu geçeceği ve sizin artık devletle ilgili sorunlarınızın çözüleceği bir hafta. Ama Jüpiter ve Venüs'ün kavuşumu bu ara özellikle ortaklık konularımız, iş ortağımız, para konularımız, parayla ve ilişki konularımızla alakalı yaşadığımız krizleri daha rahat atlatmayı ve kendi bildiğimiz doğru değil, ortak çözüme doğru ilerleyeceğimiz için hem işte hem de aşkta daha şansın sizin yanınızda olduğunun farkına varmanızı öneriyorum. Bu ara özellikle de kendi işini yapanlarda parasal evrede yaşadığınız krizleri düzeltmek için çok doğru bir hafta. Ortaklı ya da ortaklı işlerle ilgili de güvensizlikler yaşıyorsanız artık bu güvensizliklerin bitip kendinizi daha net, daha güzel bir noktaya adım atacağınızın da farkına varmanızı önemsiyorum. Bir de askeri alanda, devlet alanında var olan sevgili koçlar için de yeni yerler, yeni değişimler, gideceğiniz noktalarda kendinizi ispatlayacağınız ve artı evreleri doğru noktada göreceğiniz bir hafta. Yani aslında kazançları doğru biriktiriyoruz ve artık kendimizi güçlendireceğimiz. İlişki konusunda uzun süredir yaşadığınız krizleri çözmek için, kendinizi doğru ifade etmek için ve karşı tarafın anlayışsız tavrını yenebileceğimiz bir hafta. Bitmiş bir ilişkiniz varsa da bu dönem görüşüp bu dengeleri oturtacağımız ve size daha samimi ifadeler yaratacak ve güvende olacağınız bir hafta. Ama uzun soluklu bir ilişkimizle ilgili artık beni seviyor mu, sevmiyor mu, şüphe ediyorum diyorsanız, ilişkinizin işiyle alakalı yaşadığı krizler biraz sizi geride bırakmış olabilir. Ama güzel bir aşk da doğru noktaya doğru gidiyor. Hiç ilişkisi olmayanlar artık dilek dileyin, kapınızda fırsatlar, yeni aşklar ve yenilikler söz konusu olacak. Özellikle de işsiz takipçilerim varsa mümkün olduğu kadar enerjinizi iş kapısına doğru atın ve yenilik Mayıs ayı size bereketin ve aydınlanmanın varoluşunu gösteriyor. Özellikle evli çiftlerimizle ilgili ev taşınma ya da birlikte yaşayan çiftlerimiz için taşınmalar söz konusu ve uzun süredir yurt dışı ile alakalı planladığınız evraklar, eğitim ya da dil eğitimi için olumlu cevaplar gelecek ya da çocuklarınızla ilgili beklediğiniz evraklarınız gayet olumlu ve keyifli gözüküyor. Yani bir bütünleşmek, bir oluşum için doğru noktaya gidiyorsunuz ve ev almak, yatırım yapmak isteyenler için de kredi onayı ile ilgili aksilikler yaşansa da eninde sonunda zafer size ait bir noktada olacak. Yani sevgili ev hanımları,
eşinizin işi, yaşadığı sorunların farkındasınız ama onun çok üzerine gidiyorsunuz. Biraz daha sakin, yumuşak evreler geçirmemiz lazım. Boşanma fikri olan, özellikle de uzun süredir tartışmalarımızın içerisinde olan boşanma mahkemeleriniz yaklaştı. Çocukları yıpratmadan bir an önce bu olayı çözmemiz lazım. Çocuklu annelere sesleniyorum. Bu ara eğitimlerinden de kaynaklı çocuklarımızla ilgili zıtlaşmalar, tartışmalar had safhada. Biraz daha onu olgun konuşmalarla ve karşı tarafı incitmeden çözerseniz onların eğitimlerine de daha rahat dokunacağınızı düşünüyorum. Sevgili ev hanımları, bu ara dijital her şeyi değiştirip yepyeni, özellikle çamaşır makinesi şikayet edenler, elektrik eşyalarınızda ufak değişimler sizi mutlu edecek gözüküyor. Sağlık olarak geniz eti ve boğaz nodüllerinizle ilgili hassasiyetiniz söz konusu. Aile büyüklerimizle alakalı da yaşanacak miras tartışmalarını, haklar konusunda biraz gerginlikler yaşanabilir. Şimdiden hazırlıklı olmanızı öneriyorum. Mutlu ve sevgiyle kalın, hoşça kalın. Sevgili boğalar, abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmuyorsunuz güzel ailem. Yükselen burcunuzda mutlaka takip edin güzel ailem. Şunu demek istiyorum, evet, muhteşem bir yılın ilk güneş tutulması sizin evinizde, yani güneş boğa burcunda 10 derecede gerçekleşecek ve bu gerçekleşmede hayatınızda değişmesini istediğiniz, kendinizle alakalı karar koyduğunuz noktalarda net adımlar yaptığınız takdirde doğru plan ve doğru programa gidiyoruz. 30 Nisan'da da ayrıca Venüs ve Jüpiter kavuşumu sizin planlamadığınız ya da sosyal çevrenizle alakalı bazı karışıklıkları toparlamak için iyi bir kavuşum ve bu kavuşumu doğru değerlendirdiğinizde de size karşı dost ya da düşman kim varsa gayet açık bir şekilde aydınlığa geçireceksiniz. Bu ara eğitim ya da kariyerinizle alakalı eğitimler de daha fazla kafanızı karıştırabilir. Artık bu kararlarla ilgili de netliğe kavuşmamız sizin için iyi. Ön başlık uyarısı. Özellikle kurumsal ya da devlette çalışan sevgili boğa burçlarım için bu dönem yöneticilerinizin size sunacağı ekstra işler biraz kafanızı karıştırsa da bunlar sizin için olumlu ve keyifli adım söz konusu olacak. İnsan kaynakları, banka ya da yazılım üzerinde çalışan sevgili boğalar, yer değişimi ve beklediğiniz konuda maaşınızla ilgili netliklerin rahatlığını tadacaksınız. Ve taşınmak ya da farklı bir alana gitmek istiyorsanız da bu yazılarınız olumlu şekilde size geri dönüş yapacak. Yani 30 Nisan'a kadar yazılarınızı hazırlayın. Jüpiter ve Venüs'ün güzel kavuşumu sizin enerjiniz ve gitmek istediğiniz yollar için hayırlı. Yurt dışı ile ilgili uzun süredir çalışmak istediğiniz firma ya da görüşme içerisinde olduğunuz konularda doğru cevaplar gelecek. Yolculuk ve seyahatler bu konuda yönünüzü ve hayatınızı daha aydınlık şekilde kılacak. Yani bu güneş tutulması geçtiğimiz 2021'deki 19 Kasım'da gerçekleşen ay tutulmasıyla aynı ölçüde. Geçmişte ne hata yaptığınızsanız bunlarla yüzleşmeniz gerekiyor. Düşünün, 19 Kasım 2020'deki ay tutulması sizin hayatınızda nerelere dokundu? Bunları bir çözdüğünüz takdirde bir daha hata yapmama imkanınızın var olacağı gözüküyor. Şöyle diyelim. Özellikle kendi işini yapanlarda parasal güçlenme, yeni ortakla yeni anlaşmalar sizin yol kapınızı çok daha güzel noktalara eriştirecek ve kendiniz olmayı, kendinizle alakalı hataları daha net bir şekilde göreceksiniz ve sizin iş kapınızın güçlenmesine yardımcı olacak. Serbest bir alanda çalışıyorsanız ve ben unutuldum Emineciğim, ne alakası var güneş tutulduğu 19 Kasım'daki yeni ay tutulması benim. Evet, sizin de bilinçlenmenizi, doğru bakış açınıza bulmanıza yardımcı olacak. Ve son zamanlarda da kendinizi ispatlamak, aile içerisinde yaşadığınız haklarla alakalı büyük mücadele ediyorsanız hakları doğru şekilde size sunulacağını görmek sizi mutlu edecek. Ortaklı işler yapanlar için güzel kazançlar, verimlilikler var. Yalnız ortak ayrımlarında da bazı çözülmesi gereken evrakı konuları da unutmayalım. Uzun süredir ödemediğiniz bazı borçlarınızı artık ön sahaya alalım. Bunlar bizim özellikle Haziran, Temmuz ayında bizim hayatımıza risk olarak gelsin istemiyorum. Evet, ev kredisi ya da araç kredisiyle ilgili başvurularınızla ilgili kararlarda netsiniz. Ama ben araç konusunda değişim kararı verenler, şu an aracınız gayet iyi. Ev almak istiyorsanız güzel bir fırsat var, değerlendirmenizi öneriyorum. İlişki konusunda da aslında
Bu ara sosyal çevrenizin çok fazla artacağı, yeni dostluklar, yeni arkadaşlıklar, yeni tanışacağınız insanlarda, özellikle aşksız olanlara yeni oluşum söz konusu olacak. Ve yeni bakacağınız ya da yeni birlikte olacağınız insan size gayet lezzetli ve keyifli gelecek. Ve bu lezzet evliliğe doğru gidecek. O yüzden ilişkinizin yemekten geçtiğini unutmayın. Aşk da bir lezzettir. Bunu unutmamamız gerekiyor. Uzun süredir ayrılık rüzgarları içerisinde olan sevgili boğalar için de karar artık sizin. Yani mutsuz olduğunuz ve pranga içerisinde yaşadığınız hayat size acı verse ve netlikleri görmemek ve hep iyimser tarafta baktığınız için de karşı tarafın hatalarının farkında değilsiniz. İyileşmek için bir adım atmak sizin yeni gelecek insanlara fırsat vermenize önemli. Geçmiş bir ilişkinizin dönmesiyle ilgili merakınız varsa 1 Mayıs'a kadar bu hareket sizin enerjinizde daha verimli, daha keyifli bir sürece ait olacak. Evli çiftlerimizin çocuklarla ilgili yaşadığı krizler ve konuşmaların çok zor ve sert geçtiği haneyi biraz daha sakinlikle halledersek gelecek nesillerimizi zorlamamış olur ve onların da eğitim ya da yaşam kalitesine daha sağlam adımlarla birlikte karar vermemiz lazım. Sevgili ev hanımları, bu ara aile içerisindeki sorunlarınız, kendi eşinizin sorunları ve çocukların sorunları sizi çok fazla yormaya ve depresyon ve hijyen takıntıları oluşturmaya başladı. Şimdi bir psikolog ya da meditasyon zamanı vücut şifalanmak için iyi bir noktada. Arsa üzerine aile içerisinde yapmak istediğimiz bir ev konusu, müteahhite mi verelim, kendimiz mi yapalım diyorsanız güzel anlaşma sizin kendi ailenizle bütünleşmedir ve doğru karar kendi malınızı doğru süreçte tamamlayacaksınız. Yalnız bu ara çalışmak isteyen sevgili ev hanımları ve uzun süredir işsiz olan hanımlara farklı fırsatlar var. Kendinizi geliştirecek kurslar, yenilikler var. Ve özellikle de özellikle merak saldığınız konuda başarı olma enerjiniz çok yüksek. Ama bu ara halılar, perdeler, pencereler, pencere kenarları, mermerler değişimi söz konusu olacak. Onları bir halledin, kendi enerjinizi düzelteceğinizi düşünüyorum. Eğitim konusundaki gençler, o da odaklanmaya devam, başaracağınıza inanıyorum. Sağlık olarak özellikle saç kıran, saç dökülmesi, vücut kaşıntılarımız, egzamalarımız artabilir. Lütfen mümkün olduğu kadar cildimize bol bol su tüketelim. Vücut organlarımız bir suyla şifalansın istiyorum. Mutlu kalın, Allah'a emanet olun. Sevgili ikizler, hemen 30 Nisan'da Boğa burcunda gerçekleşecek 10 derecede güneş tutulmasını bir alalım. Aynı şekilde 30 Nisan'da Venüs-Jüpiter kavuşumu sizin kariyer hayatınızla alakalı dokunulmasını istediğiniz, kendinizle alakalı ispatlamak istediğiniz birçok konu için güzel başlangıçlar, güzel adımlar söz konusu olacak. Bu yapmak istediğiniz ortaklık olabilir. Kendinize ait iş alanınızla alakalı yer belirlemesi olur. Yani doğru adımları doğru noktada gördüğünüz takdirde hem güneş tutulmasının sizin hataları da gün yüzüne çıkartacak, başarıları da gün yüzüne çıkartacak. Ama kavuşum size güçlenmenize ve yapacağınız işlerde çok güzel fırsatları ve güzel anlaşmaları gösteriyor. Ama ilişkisi konusunda biraz tutumsuz tavır olabilir. Kariyere odaklandığınız için para krizlerinizle alakalı noktada biraz daha içsel dünyanız gelecek korkusuna geçmiş olabilir diyorum. Evet, iş konularınızla alakalı özellikle turizm sektörü, medya sektörü, iletişim sektöründe çalışan sevgili ikizler burcu için beklenmedik değişimler size gayet keyif verecek. Kendi işini yapanlar ya da kurumsal alandaki o ortaklı sistemde çalışan sevgili ikizler için fark edilmeden kendi başarınızı ödüllendirecek ekip ve çevre arkadaşlarınızla yaşayacağınız iş konusu sizi güçlenmenize ve sizin varoluşunuzu kutlamanıza yardımcı olacak diyorum. Eğer ki devletten farklı bir kuruma geçmek istiyorsanız imkanları çok zorlamanız lazım. Çünkü bulunduğunuz noktada çok takdir görüyorsunuz ama önünüzde çok fazla engeller var. Çünkü kıskanılan bir noktadasınız. Mümkün olduğu kadar artık arkaya birini sokup gitmek istediğiniz bölüme doğru ilerleyin diyorum. Kendi işini yapanlar da kazancın çok hızlı bir şekilde sizin para evrenize hızlandıracağı, beklenmedik, unutulan ya da var olan paralarınızla ilgili bereketleneceğiniz bir dönem. Bunları doğru yatırıma çevirmenizi istiyorum. Yeni ortak iş kurmak istiyorsanız, güvendiğiniz biriyle yapmak istediğiniz iş kapısı size çok hayırlı sonuçlar elde edecek. Gözünüzü karartmadan, görerek
doğru adım atarak hedeflediğiniz noktaya doğru ilerliyorsunuz. Yani siz ve ben veya da bizler olarak bütünleşip kendi markanıza, kendi yönünüze daha bir ek oluşum katacaksınız. Bu da sizin güçlenmenize fayda verecek. Bu ara yanlış yatırımlar yapmış olabilir, bunlarla ilgili endişe ve korkularınız olabilir ya da ailenizin yaptığı bazı yatırımlar, ortaklı konularla ilgili risk konuları gündeme gelebilir. Siz çok akıllı ve mantıklı şekilde bu düzeni rahat ve aileyi ikna ederek toparlayacaksınız. Hiç korkmanıza gerek yok. İş mahkemeniz ve çözülmesini istediğiniz haklarınızla alakalı uzun süredir devam eden mahkemelerde çözümlenmeler söz konusu. Mayıs bitmeden bu haklarınız da size iade olacak. İster başlayın, ister farklı alanda yer alın. Önemli olan kırılan onurunuzu iyi şekilde tamir edeceksiniz. Sevgili konusunda bu ara, evet, duygusal yönünüzün yoğun olması ama iş ve kariyer anlamında kendinizi farklı alanlarda büyütmek ve özellikle akademi anlamda başarı sağlamak isteyen ikizler, bu ara ilişkileri biraz daha geride ama mantıklı şekilde tuttuk. Ve o sizin kalıcı hayat arkadaşınız. O da biliyor sizin inatçı yönünüzü, bir ayrılık yok. Ama şu an ayrılma üzerinde olan bazı ikizler artık bu kedi fare oyunu gibi olduğu ilişkiniz. Biriniz kesin bir karar vereceksiniz, karşı taraf sizin arkanızdan hızlı gelecek. Yeter ki siz kararlı olun diyorum. Bu ara evlenmek, evlilik düşüncesi olan ikizler burcu içinde Ramazan ayından sonra yoğun bir telaş, söz, nişan, istenme söz konuları harekete geçecek. Aman bol alışverişte mutlu olacağınız yuvanın ağız tadındaki alışverişine ve aileleri zorlamadan, biliyorsunuz ülke biraz krizde, siz de mantıklı hareket edeceğinizi düşünüyorum. Evli çiftlerimiz için bu ara kayınvalide, kayınço, elti, görümce tartışmalarına ve dedikodular sizin üzerinizde kalabilir. Mümkün olduğu kadar 3 maymun oynayacağız. Duymadım, işitmedim, görmedim. Ve eşiniz bu konuda bir şey sorduğu takdirde benim bilgim yok, ailenizle konuşun derseniz siz artı evli. Ama dedikoduya dahil olursanız evliliğiniz çatlama noktasına gidecek. Bu ara özellikle ikinci evi olan sevgili ikizler burcu, satmak istediğiniz yer kıymetli, biraz daha sabırlı olun. Özellikle ailenize ait bir evle ilgili de artık müteahhitle anlaşamadınız, kendimiz mi yapalım diyorsanız biraz daha bekleyin. Doğru müteahhit de olur, teklif gelecek, hiç korkmanıza gerek yok. Boşanma konusunda devam eden sevgili ikizler için biraz daha sanki 30 Nisan'ın bu Jüpiter-Venüs kavuşumu sizin de hataları ve onun da hatalarını görmesine yardımcı olacak. Adımları doğru değerlendirdiğinizde ilişki yavaş yavaş kendinizi ispatlamaya. Özellikle çocuk tedavisi düşünenler için doğru bir hafta, şimdiden hayırlı olsun. Sevgili gençler ve sevgili ev hanımları, çocuklarla iletişimimizi yanlış ve mutfak, banyo, salon konuşmalardan çok göz teması yaptığınızda çocuklarınızın sizi çok sevdiğini anlayacaksınız. Siz sevgisizlikten yakınıyorsunuz. Çocuklarınız seviyor da siz her şeyi vıt 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 yapıyorsunuz. Bunu yapmazsanız sevinirim. Bu ara çalışmak isteyen, iş kurmak isteyen, ortaklı iş kurmak isteyen ev hanımları, yapın, başarılı olacaksınız. Yalnız sizin en önemli şeyiniz bu ara yatak odasındaki gardırobun değişmesi, komodinin değişmesi, mümkünse baza değişimi yapmak istiyorsunuz. Uzun süredir koku sizi rahatsız etmeye başlamıştı. Hadi bunu değiştirelim. Yalnız eşinizin işsiz olan bazı ikizler burcu eşleri, bu dönem iş kapısı hayırlı olacak. Sağlık olarak özellikle göğüs kafesimiz, şu bölgelerimiz ağrımız, omuz düzleşmemiz biraz bizi yıpratıyor olabilir. Egzersiz ve spor, son zamanlarda mutsuzlukta fazla yemeye başladınız. Yemeği kenara bırakın, kendi enerjinizi düzeltin diyorum. Sevgili yengeçler, unutmayalım, güneş tutulması 30 Nisan'da 10 derecede güneş tutulacak ve ilk tutulma. Aynı şekilde 30 Nisan'da Venüs-Jüpiter kavuşumu sizin yeni ilişkilere, yeni aşklara, yeni arkadaşlara, yeni çevreye, yeni oluşumlarınızın en yoğun hareket edeceği bir dönem. Yalnız güneş tutulması sizin işinizle alakalı ertelediğiniz ve uzun süredir çözmeye çalıştığınız konuların tekrar gün yüzüne çıkmasına sebep olacaktır. Mümkün olduğu kadar unutulan, yapılan, yaptım dediğiniz birçok şey, ödediğim, ben asla ödeme yapma, unutmam dediğiniz şeyler karşınıza çıkacak. Biraz özellikle
bunlarla ilgili biraz daha dikkat edelim. Mahkemeniz, vergi borcunuz, ödemeleriniz, ailenize ait ödemelerle ilgili riskler. Ama yeni çevre, yeni arkadaşlık, bu Venüs Jüpiter kavuşumu size yepyeni bir aşka, yepyeni ilişkilere, yepyeni bir çevreyi temsil ediyor. Doğru değerlendirdiğinizde de keyifli dostluklar, keyifli oluşumlar yaşayacaksınız diyorum. Evet, iş konusunda özellikle son zamanlarda mutsuz olduğunu savunan yengeçler için yeni kapılar, yeni oluşumlar ve beklediğiniz noktadan doğru çözüm gelecek ve şimdiden hayırlı olsun. Kurumsal bir noktada çalışıyorsanız, bu şirketin sizinle artık bir bağı yok ama siz başka bir iş noktası bulamadığınız için idare ediyorsunuz. Bu da sizi çok mutsuz etmeye başladı. Alternatif gelecek tekliflerde sizin konumunuzla alakalı noktada belirsiz olduğu için çok da cesaretiniz yok. Biraz cesaret, yeniliğe güvenin, yeni kapı size uğur getirecek diyorum. Devlet bağlantılı, belediye, vergi dairesi, devletin herhangi bir kolunda çalışıyorsanız biraz buranın yeni yapılanma, bina değişimleri, farklı yere taşınma, dosya, evraklar toparlamanız biraz stresli olabilir. Ama yeni geçeceğiniz noktada en azından rahat bir masada rahat hizmet vereceğiniz gözüküyor. Ya binanız, ne bileyim, Kayseri'deyseniz başka bir noktaya geçecek, Van'daysanız başka bir noktada, İstanbul'daysanız Etiler'deyse Beylikdüzü'ne taşınacak gibi düşünelim. Zorlayıcı ama kalıcı yerinizin ve alanınızın sizi rahat ettirmesi mutlu edecek. Ortaklı iş ve kendi aile işiniz varsa biraz parasal anlamdaki yaşanan hatalar, bunlar biraz bizi zorlayabilir. Bir an önce yeni oluşum, reklam, altyapıyı güçlendirme, yaptığınız hatalara bir liste yapıp tekrar oluşturmaya ihtiyacınız var. Çünkü burası güzel ve değerli bir nokta. Sadece sizin buraya karşı enerjiniz bitmiş. Hadi enerjiyi yükleyelim ve size ait enerjiyi doğru toparlamamız gerekiyor. Bu ara tarım, toprak, arazi merak olan yengeçlerde yatırım enerjiniz var. Hayırlı olsun ve ailenizi ya da kardeşler ya da yakın çevredeki alacağımız yatırımlar doğru ve olumlu söz konusu olacak. Özellikle yengeç burçlarında bu ara para krizleri çok fazla olacak. Ödemeler, yaşadığımız borçlar ve krediler bizi çok fazla zorluyor. 9. aya kadar temkinli olduğunuz takdirde birçok şeyin yükü sizin evrenizden çıkmış olacak. Özellikle ortaklı büyük işiniz varsa burada ortaklar ve doğru bilinç, doğru konuşma bizim alanımızı, yenilik, tamirat, tardilat konularımız ve şubeleşme, daha büyük alanlara geçmek istiyorsanız güzel fırsatlar var. Korkmayın, size verilen imkanları Rabbim öyle güzel sunacak ki cesaretinizi toparlama zamanı diyorum. Yalnız uzun süredir serbest alanda çalışıyorsanız, iş iadesi beklentiniz varsa ve hala haklarımla ilgili doğru çözüm bulamıyor diyenler, yasal süreçlerinizi doğru takip etmeniz lazım. Dosyalarınız çok altta kalmış. Mümkün olduğu kadar yasal avukat süreciniz kim varsa gidin konuşun ve bir an önce çözülün. Yoksa bir dahaki seneye kalacak, bu sizi yıpratabilir. Aile içerisinde miras konularımız, çözülmesi gereken konularda tartışma, küskünlükler, büyük kaoslar ve adalet, yani mahkemesel adaleti bile beklemeden birbirimizle tartışmalar söz konusu olacak. Aile büyüklerimiz, özellikle anne soyunuz bu konuda yıpranabilir, ona destek vermenizi öneriyorum. Sevgili evli çiftlerimiz için bu ara gereksiz her şeyi üzerinize alıp alınganlık ruhunuz, fazla abartacaksınız. Yani konuştuğu sorun, aldığı sorun, kadın erkek ayrımı yapmıyoruz burada. Yani lütfen çiftler birbirine daha ılıman, daha sakin bir tavır. Yoksa biri valizi alıp anasının evine taşınacak. Bu da hoş olmayan süreçler, inada verecek. Alttan almayı öğrenmemiz gerekiyor. Eski ilişkisini geri bekleyen sevgili yengeçler, ilişkinizden haber ve diyaloglar yoğun olacak. Sonra biraz kesilecek. Başka alternatif, yeni ilişkiler, yeni fırsatlar, yenilikler var dedim. Gözünüzü dört açıyorsunuz. Güzel kapılara değineceksiniz. Sizi çok sevecek ve benimseyecek biri hayatınızda var olacak gözüküyor. Bir yakın bir dostunuzla bir mahkemelik işiniz varsa para kaybı yaşayacaksınız. Unutmayın, ailenizde cezavi ile ilgili sıkıntı yaşayan sevgili yengeçler için biraz daha mahkeme ertelenecek, biraz sıkıntı yüzün olsa da sonu yavaş yavaş sizin haklarınıza doğru gidecek. Sevgili ev hanımları, bu ara aile içerisinde hiçbir sorun gibi yokmuş gibi olsa da siz bu ara hijyen takıntısı, abartılı konuşmalar, ev halkını yoran konuşmalarınız var. Mümkün olduğu kadar doğru yürüyüşler ve beslenmenize dikkat etmeniz lazım. Genetik yapımızda şeker ve tansiyon riski var. Yemek dengenizi toparlamanızı öneriyorum. Ve de bu ara özellikle
balkon ya da iki balkon, birini bir evin oda birleştirmek, bu tarz ya da bir mapen yapma niyetiniz olabilir. Böyle düşüncelerimiz onay alacak gözüküyor. Bu ara böyle bir yüzmek, yürüyüş size iyi geleceğini düşünüyorum. Bir de en önemli şey, bir ev anahtarınızın değişme muradı var. Şimdiden hayırlı olsun. Sağlık olarak vücudumuzu doğru besleyeceğiz. Bel ve boyun fıtık hareketleriniz ya da yatak değişimi size iyi geleceğini düşünüyorum. Mutlu kalın, hoşça kalın. Sevgili aslanlar, güzel ailem, abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, emeğe saygı duymayı unutmayalım. İki elinize yapışmaz, iki yorum yapın ya. Vallahi yani üzülüyorum bazen. Evet, 30 Nisan'daki güneş tutulması boğada gerçekleşecek ve 10 derecede gerçekleşecek. Sizin yepyeni projeleri, yeni anlaşmaları, yeniliklere var etmek istediğiniz, planladığınız birçok kapınıza yardımcı olacağı bir nokta. Jüpiter, Venüs kavuşumu, yani Venüs Jüpiter kavuşumu, ortak kazançlar, aile içerisindeki var olacak kazançlar, yani bize hayatımızdaki haklarımızla alakalı kavuşmaları temsil eder. O yüzden bilinçaltımızı, ortak kazanç yatırımlarımızı bir gözden, eşimizin geliri, aile içerisindeki gelirleri bir gözden geçireceğiz. Ona göre bir planlama yapacağız diyorum ve kısa kısa notlar veriyorum. Özellikle kurumsal veya da devlet alanında, sağlık sektöründe ya da güzellik sektöründe çalışıyorsanız, mekan ve yer değişimi kararı verdiğiniz yeni anlaşma sizin için hayırlı ve aydınlık olacak. Büyük bir kurumsal firmada insan kaynakları ya da ihracat alanında çalışıyorsanız, işiniz ve konumunuzla ilgili beklenmedik güzel değişim ve yöneticilerin sizinle ilgili fikirleri daha sağlıklı ve yurt dışı ile alakalı yönetimi sizin elinize teslim edebilir. Böyle bir sürpriz evremiz söz konusu olacak. Devlette çalışıyorsa özellikle askeri, asker, polis, savcı, hakim, bu alanda bazı karışıklıklar gündeme gelebilir. Gözetim, gözetme, ihbar, yani bu tarz noktalarımızı biraz daha gözden geçirip iletişim ve telefon konuşmalarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer belediye alanında çalışıyorsanız bazı iftiralar, bazı yönetiminizle alakalı yaşanacak krizler biraz yıpratıcı olabilir. Bir güvensizlik yaşayabilirsiniz ve alamadığınız bazı para konularıyla ilgili de yasal süreçler başlatma niyetiniz var. Ama yönetimden korktuğunuz için hareket edemediğiniz gözüküyor. Artık yasal haklarınızı başlatma zamanı diyorum. Kendi işiniz ve ortaklık kazançlarınızın çok bereketli ve yoğun olacağı, özellikle Haziran ayına kadar bu bereketi doğru değerlendirdiğinizde yeni yatırımlar, yeni projeler, yeni oluşumlar ve yeni fırsatlar sizin güçlenmenize, parasal yaşadığınız krizleri daha rahat bir şekilde çözmenize yardımcı olacak. Bu ara araba, motor, hız arabası seviyorsanız şimdiden araç takibi içerisindesiniz. Hayırlı olsun. Mayıs 15'e kadar istediğiniz araç, değişmesini istediğiniz hayırlı kapı size mutluluk ve huzur getirecek diyorum. Özellikle eşinizin işleriyle alakalı yaşanan bazı krizlere yardımcı olacaksınız ve bu krizlerle birlikte onun da ailesine ait mallar, çözülmesi gereken haklarla alakalı büyük bir mücadele ve sizin de kendi hayatınızda ailenize ait büyük bir mücadeleye de hazırlıklı olalım diyorum. Kendinize küçük bir kafe, küçük bir restoran, güzel, farklı bir alanda küçük bir mekan açıyorsanız gözünüzü kapatın, açın. İşinizde herhangi bir riski olmayacak. Aile desteğiyle burası büyüyüp yol alacak olarak gözüküyor. İlişkinizle alakalı bu ara daha çok parasal konular ve parayla ilgili uyarılar, parayla alakalı konuşmalar çok fazla olacağı için sanki ilişkiniz paraya değer veriyor da size değer vermiyormuş gibi hissine kapılabilirsiniz. Onun size sürpriz bir hediyesi var. Bu sürpriz hediyeye evet derseniz ömür boyu mutlu olacağınız gözüküyor. Eski ilişkiniz ya da yakın dönemdeki ayrıldığınız kişiden gelecek haber sizi mutlu edebilir. Ama yepyeni bir aşk bekleyenler için özellikle 4 Mayıs, 5 Mayıs arasında size yeni aşk, yenilikler söz konusu olacak. Bunu da şimdiden en azından bakış açınızı, ilişkiyle ilgili beklentilerinizi, uzun süredir nerede hata yaptığınızı bulduğunuz takdirde de hayat arkadaşınız doğru noktada ilerleyecek. Evli çiftlerimizde biliyorsunuz ki yatırım konuşmaları, onu alalım, şunu yapalım, şöyle yapalım, borçlarımız var, şunu toparlayalım diyeceğiz. Ve aynı şekilde hem eşimizin hem bizim çalışma tempomuzun biraz daha yıpratıcı olduğu için birbirinize vakit ayırıp birbirinizle güzel geçirmeniz gerekiyor. Çünkü her iki tarafın da beklediği bir konum var. Hanemiz bu konumun tadını çıkartacak diyorum. Bu ara boşanma ve riskli tartışmalar içerisinde geçen sevgili aslanlar, evet yoruldunuz, ilişkiniz ve siz de yorucusunuz.
karşı tarafı bir affedip bir barışıyorsunuz, bu dengesizliği bir ilişki terapistiyle düzelttiğiniz takdirde doğru boşanmayı yol alırsınız. Ama bu şekilde çok kırıcı ve çok yıpratıcı oluyorsunuz ve her şey benim modundasınız. Ortak çalıştınız, ortak kazandınız, yol ayrımını doğru yapmanız lazım. Ev hanımların, özellikle bu ara kendinizle ilgili uzun süredir yakın dostlarınız, yakın çevrenizin doğru, gerçek yüzünü gördünüz. Artık sır vermeyi bırakın, yoksa ev düzenimizde riskler altında kalabilirsiniz. Bu ara evli çiftlerimiz, ev hanımları ya da çalışan ev hanımları ve beyler, bu ara göz şapkınlığınız çok fazla ön planda. Bu yakalanırsa ciddi sıkıntılar söz konusu olarak gözüküyor. Uzun süredir bir tatil planınız vardı. Bu tatil planı şimdiden hayatınızın içerisinde, şimdiden iyi yolculuklar. Bu ara bahar alerjiniz, göz alerjiniz çok fazla yoğun. Enerjimizi düzeltmemiz lazım. Gribel enfeksiyonlar, bahar alerjiniz, bronşlarınızı fazlasıyla yapabilir. Bu ara beyin çok konuşuyor. Beyninizi sakinleştirmenizi öneriyorum. Mutlu ve keyifli kalın. Allah'a emanet. Sevgili Başaklar, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı, bende olmayı, beni büyütmeye yardımcı olmanızı öneriyorum. 30 Nisan'da güneş tutulması sizin seyahatleriniz, gideceğiniz yurt dışı, şehir dışı, iş anlaşmalarınız, iş yolculuklarınızla ilgili güzel başlangıçlar söz konusu olacak. 30 Nisan'da yine aynı şekilde Venüs-Jüpiter kavuşumu hayatınızda ilişkilerinizle alakalı önemli başlangıçlar. Mesela bekarsanız evlilik kararı. Mesela ilişkiniz çok kötü gidiyorsa bitirme kararı. Evliliğinizle ilgili hediyeler, sürprizler, yatırımlar kararı. Bu tarz uyarılar söz konusu olacak. Eşinizle ortak alım, ortak karar, ortak mutluluğu uyarı veriyor. Özellikle kurumsal ya da büyük bir alana geçiş yapmak isteyen sevgili Başaklar, kariyerinizle ilgili çok güzel oluşumlar söz konusu olacak. Bugün iş tutulması Boğa burcunda 10 derecede gerçekleşeceği için sizin seyahatleriniz, yeni sürpriz gelişecek işler, sizin kapılarınızın açılmasını istediğiniz konular için çok doğru bir evre olacak ve siz hak edilen ya da hak ettiğiniz evredeki başarıyı doğru adımlarla ileri yaratacaksınız. Eğitim konularınız, ya yarım bıraktığınız konular, işinizle alakalı tekrar geri çağırmalar, bulunduğunuz noktadaki krizleri toparlayıp sizin böyle yıldızınızın en parlak ve en şanslı olacağı döngüye getiriyor. Bunu iyi değerlendirin diyorum. Devlette çalışıyorsanız ve devletle alakalı bazı sorunlar, hani zorla başka yere göreve gönderilebilirsiniz, ceza alabilirsiniz. Bu ceza uzun soluklu. Mesela İzmir'de yaşıyorsanız doğuya göreviniz gidebilir. Doğuda yaşıyorsanız Şırnak'a gidebilirsiniz. Yani ciddi bir risk var. Bunları gözden geçirelim ve bu konular bizim ileriki iş kariyerimiz için de sıkıntıya yol açmasın. Yaptığınız geçmiş hataları bu dönem yaparsanız işinizi de kaybedebilirsiniz. Devlet memurlarına sesleniyorum. Özellikle mahkeme alanlarında katip olabilirsiniz. Yani bu bölgelere dikkat edelim lütfen. Bu ara işiniz gereği sürpriz seyahatler size mutluluk yaratacak. Yöneticilerinizle gideceğiniz güzel toplantılar, özellikle sağlık toplantılarınız ya da farklı il ve farklı ülkeler gideceğiniz seyahatler sizin artık bilginiz ve özgüveninizin daha artacağı bir nokta. Başarıya doğru yol alacaksınız. Aynı şekilde aşkı da başarıyla doğru yol vereceksiniz. O yüzden tutum ve ödemeler ve bazı aksaklıkları da çözeceğiniz bir hafta. Miras konularınızla ilgili haksızlık yaşandıysa, sizi hakkınız verilmiyorsa kavga etme vaktiniz ve gökyüzü sizi bu konuda destekliyor. Paranız kimde kaldıysa gidin kapısına yapışın diyorum. Evet, ilişkiyle alakalı bu ara sevgiliniz, evlenme adımı, ortaklaşma, yol almak, evliliğimizle ilgili ortak fikirler, ilişkimizle ilgili ortak gelecek planları çok fazla bu hafta oluşum yaratacak ve birlikte gideceğimiz seyahatte eşiniz daha size sevgisini, ilişkiniz sizinle ömür geçirmek istediğini, adını koyamadığınız ilişkinin netliğe kavuşması söz konusu olacak.
O yüzden güzel ilişkiler sizin hayatınıza keyifli şekilde başlangıçlar ve bu başlangıçlar sizin motivasyonunuzu, enerjinizi, kaygılarınızı, korkularınızı, kendinize duygusallık anlamında inanmadığınız kalbinizi yeniden tamir edecek olarak gözüküyor. Bu ara ortaklı iş yapan ve eşinizle yapabilir, yakın aile dostlarınızla yaptığınız kazançlar size verimlilik, yani risk altındaysanız toparlanacaksınız. Muhasebe sektörü ya da alım satım ve serbest meslekte çalışan başak burçları sürpriz işler, gelecek ekstra kazançlar sizin kredi kartı borçlarınızla ilgili rahat bir akış sağlayacak. Korkmayın, güzel bir dönem. Ailenize yolculuk, ailenizi bir yola götürebilir. Onu arabayla götürüp tekrar geri gelebilir. Yorucu olabilir ama aileniz bu konuda çok mutlu olacak diyorum. Bu ara evlenme konusunda kararsız olan bazı başak burçları için biraz daha erteleyin, çünkü güven probleminiz var. Bu güven probleminizi çözmeden karşı tarafa böyle olur olmaz kararsızlığını geride bırakın. Eski aşkınız sizi düşünüyor ama onda o yürek, o cesaret yok. O yürek sizde de yok. Bence bir yanlışlıkla meslek açın. Belki içinizdeki duyguya doğru karşılık verecek diyorum. Boşanma fikri olan sevgili başaklar için ortak aldığınız mallar yüzünden evliliğiniz ticarethaneye doğru gidiyor. Evlilik aşkla, sevgiyle, yuvayla olmalı. Bir evlilik ticaret olmamalı diyorum. Yalnız eşinizin annesi ya da babasının bir sağlık problemi, kardeşte bir operasyon söz konusu olacak. Onun ailesine destek vermek eşinizin kalbine daha çok kazanacağınız gözüküyor. Çalışmayan ve uzun süredir evde olan kadınlarımız, çalışıp da mecburi işten ayrılanlar için güzel fırsatlar var, değerlendirebilirsiniz diyorum. Üniversite ya da liseye hazırlanacak öğrencilerimiz için kalem suresi bol bol okuyun, enerjisi dağınık. Ev hanımlarının bu ara en çok mutfak, gardırop, yani mutfaktaki bütün eşyalar, banyodaki bütün nevresimler, neydi, havlular tekrar yıkanacak. Ne oluyor, evi mi hijyenliyorsunuz? Ruhsal enerjinize belki bir klasik müzik iyi gelecek ya da meditasyon iyi gelecek şifalanmanız için. Bu ara panik atağınız, korku, kaygı enerjiniz çok ön planda olacak. Bunu sakinleştirmek için iyi bir psikiyatriste yol alabilirsiniz diyorum. Son zamanlarda da göbek ve basen genişlemelerimiz var. Bu da biraz insülin direncinizle alakalı yaşanan krizler. Bir an önce bir tahlil yaptırırsanız sizi ne tetikliyor görmüş oluruz. Sevgi ve mutlulukla kalın. Allah sizinle olsun inşallah. Sevgili teraziler, abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, bizde kalmayı unutmuyorsunuz. Evet, 30 Nisan'da yine Güneş 10 derecede Boğa burcunda tutulma, yılın ilk tutulması gerçekleşecek. Bu tutulma özellikle eşiniz veya ortak olduğunuz noktalarla alakalı bazı net kararlar alıp ani olayları bitirip ani riskler altında olabilirsiniz. Daha sakin ve daha görerek hareket etmeniz daha sağlıklı. Venüs-Jüpiter kavuşumu 30 Nisan'da gerçekleşecek aynı şekilde. Yeni başlamak istediğiniz görevleriniz ya da işle alakalı yeni olumlu süreçler, size sunulacak imkanlarla alakalı daha sağlamda, daha profesyonelce başlangıçlar yapacaksınız. Bu da sizin size ait ofisin ya da size ait verilen makamın tadını çıkartacağınız gözüküyor. Sevgili teraziler, kurumsal, büyük devlet alanları ile alakalı bağlı çalışan, yurt dışı, şehir dışı, ihracat işleriyle bağlantılı olan alanda konum değişimleriniz ve bu konum değişimlerinizle birlikte üst düzey insanların yetki hakkına sahip olacak konum imzalarınız var. Bu sizin için çok büyük bir görev ve bu görevi gerçekten 2 ay doğru takdir gördüğünüzde hem prim konusunda hem hisse konusunda haklarınıza dahil olacaksınız. Biraz gözünüzü kapatın, sadece işi konsantre olun. Sizin kapılarınız daha bereketli şekilde hayatınıza dönüm gösteriyor. Devlete girmek ya da kurumsal alandan devlet kapısıyla ilgili başvurularınız olumlu cevap verecek ve bu kapınızda sizin için hayırlı ve aydınlık gözüküyor. Sevgili teraziler, özellikle ortak işiniz varsa ayrılma vakti ve kendiniz tek başınıza yeni işler, yeni oluşumlar ve başkalarının fikri sizi çok fazla yoruyor. Kendi adımınızı atacağınız adım size büyük güç ve imkanlar yaratacak ve bu imkanları doğru değerlendirdiğinizde de işinizde gerçekten hak ettiğiniz değeri bulacaksınız. Küçük ofis açmak, avukatsanız,
farklı ofis alanına geçmek istiyorsanız ve ortaktan ayrılmak istiyorsanız çok doğru bir karar siz başarı ve konuşma üslubu o kadar güzel ve adil noktayı doğru temsil ediyorsunuz ki başkasının kazancına değil kendi kazancınızda yol alıp kendinizi ispatlamak istiyorsunuz. Haydi sıra sizin bu başarıyı, bu ödülü, bu enerjiyi en iyi şekilde yapacaksınız. Ben bir risk görmüyorum, siz cesaretinizi toparlayın. Bu ara personel konusunda yani ekip ve büyük bir alanda çalışıyorsanız bazı personellerinizin size ihanetiyle karşı karşıya kalacaksınız. Bunu da şimdiden hazırlanın. Kim dost, kim düşman olduğunuzu öğrenmeniz gerekiyor. Ortaklı işlerinizle ilgili bitirme kararı ama uzun süredir biriyle ortak olmak istiyorsanız ortağınız çok doğru, çok düzgün ve aile karakteri ve duruşu size uygun bir insan. Gözünüz kara bu işi yapabilir ve özellikle de sosyal medya, spor salonu, bu tarz projeleriniz YouTube olabilir. Kendinizle alakalı blog alan yaratmak istiyorsanız da bunlarda büyük bir başarı var. Sadece cesaret, yol al, kısmetim var diyorum sevgili teraziler. Evet, ilişki konusunda bu ara sevilmek, değer görmek, duygularınızın karşı tarafın net anlatmasını istiyorsunuz. Evet, karşı taraf size duygularını en derin ve en rahat bir şekilde anlatacak. Ama siz güven problemi yaşadığınız için o ne kadar doğru söylese de siz onun doğru söylemediğini savunuyorsunuz. O sizi kalben ve yürekten seviyor. Eski ilişkinizle ilgili bu ara gereksiz tutumlar içerisine girebilir. İçinizden bir dualar edebilir. Gırtlağına yapışmak isteyebilirsiniz. Yol verin gitsin. Size yepyeni bir yol arkadaşı geliyor. Bu da size umut ve ışık. Eğitim konusunda dil eğitimi, bazı çözmeniz gereken konularınızla ilgili eğitim konularımızı ön plana almamız gerekiyor. Bu ara vergi, sigorta, borçlarınızla alakalı unuttuğunuz şeyler biraz can sıkıcı olmadan bir an önce bir e-devletinize girin ve bu konularınızı gözden geçirmeniz gerekiyor. Evli çiftler, eşinizde çok güzel bir iş değişimi ve bu değişim parasal anlamdaki yaşadığınız krizleri çözmenize yardımcı olacak. Uzun süredir iş bekliyorsanız da buradan gelecek güzel bir haber sizin de iş kapınızın rahatlamasına yardımcı olacak. Yalnız boşanmakta direten sevgili teraziler, boşanma konunuz gayet hazır. Artık mal konusunda hazır değilsiniz. Bunu bir an önce çözün. Yoksa bu çok büyük kırgınlık, çok büyük bir küskünlüğe neden olacak diyorum. Sevgili, bu ara ev hanımlarının en çok yer parkeniz, yer değişiminiz ya da salonu büyütüp hani mutfak, salon birleştirmek isteyebilirsiniz. Bu tarz fikirleriniz eşiniz onaylayacak. Ve iyi olacak çünkü evinizi genişletmek istiyordunuz ve uzun süredir bu konuda krizleriniz var. Çocuklarla iletişiminizde sorunlarınız var ve çocukların spor hayatını biraz daha altyapısını, eğitim ve dil eğitimlerini daha sağlam bir şekilde oluşturmanız gerekiyor. Biraz dağınık çocuklarımız var, bunları düzeltelim. Sağlık olarak özellikle göz kontrolümüz, gözle alakalı risklerimiz söz konusu. Diş eti iltihaplarımız ya da diş temizletme konusunda biraz kararsızlıklarınız var. Bir an önce diş sorununuzu çözün. Bu uzun süredir de bir ev taşınma ve köklü farklı bir yere ve herkesten uzak bir noktaya taşınmak istiyordunuz. Bu taşınmak size uğurlu ve bereketli gelecek. Şimdiden hayırlı, şimdiden uğurlu olsun. Allah'a emanet olun. Sevgili akrepler, abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı unutmuyorsunuz. Beğenin lütfen, emek çünkü. Güneş tutulması gerçekleşecek. Yılın ilk tutulması Boğa burcunda 10 derecede gerçekleşecek. Bu sizin yeni iş imza atmalarınıza, ilişki konusunda yaşadığınız krizleri çözmenize ve aynı şekilde 30 Nisan'da Venüs-Jüpiter kavuşumu hayatınızın aşkıyla, keyifli, sohbetli, daha güzel adımlara sürüş yapacağınız bir evre söz konusu olacak. Çocuklarınızla ilgili planladığınız ya da yapmak istediğiniz bazı gelişimler hem onlarla güzel süreç geçirmenize hem de onlara karşı daha değerli olduğunu ispat edeceğinizi gösteriyor. Evet, sevgili akrepler, özellikle kurumsal ya da devlet kapısı, kurumsalda çalışıyorsanız yeni projeler, yeni oluşumlar sizin hayatınıza daha renkli bir evrede hızlı şekil alacak ve işinizle ilgili yaşadığınız sorunları çözüp daha aktif rol alacağınız bir döngüde yer alacaksınız. Özellikle devlette çalışıyorsanız ya da devlet kurumlarıyla alakalı yarı kurumsal yarı devlette çalışıyorsanız yönetim ya da yer değişimleriyle ilgili krizler, beklentileriniz varsa olumsuz devam edecek. Ama sizin oradaki yeriniz daha netliğe kavuşmuş, kafanızdaki sorunların biteceği bir nokta.
Ortaklı iş yapanlar da parasal evredeki geçmiş yaptığınız hataları artık yapmama zamanı, birikim ve kazanırken parayı doğru noktada oturtmaya ihtiyacınız var. Ortaklı işlerde aslında çok büyüme, daha büyük planlar, programların daha gelecek teklifleri, yurt dışı bağı ve şehir dışı bağlarının da altyapısını oturtacağınız noktada söz konusu uyarı veriyor. Yalnız Venüs'ün Jüpiter'le kavuşumu 30 Nisan'daki gerçekleşecek. İlişkilerde netlik kazanmak, yani dostluklar, dost çevresi, aşk hayatımız, iş hayatımızdaki netsiz süreci bitirme dönemi başlıyor. Netleşmek, daha güvende hissedeceğimiz alanları daha aktif süreçte kullanacağınız gözüküyor. Yalnız aile işiniz ya da aile ile alakalı çatışmalı sorunlarınız, parasal evredeki yaşanan krizleri yavaş yavaş toparlıyoruz ve bilinçli konuşmalar, hem büyüklerimizin hem de kardeşler arasındaki yaşanacak krizleri mantıklı şekilde hayatımızda oturtmaya devam edeceğiz. Bu ara yurt dışı ve yurt dışı ile alakalı iş görüşmeleriniz, şehir dışı görüşmelerinizde olumluluk var. Zaruri harcamak, gereksiz para harcamak biraz bizi yorabilir. Planlamamız doğru. Bu ara ev satışı, arsa satışı, anahtarla ilgili kafanızda satıp yenilemek istediğiniz konularda olumlu krediler ya da beklediğiniz paralarda olumlu cevap söz konusu olacak ve siz yeni anahtarınıza kavuşma hayaline dahil olacaksınız. Aşık olmadım, ben aşık olmak istiyorum diyorsanız aşk yukarıdan size sesleniyor, gülümsüyor ve bu gülümseme sizin için çok doğru ve keyifli. Hayatınıza renk katacak, keyif katacak bir noktada. Geçmiş bir ilişkinizle ilgili yaşadığınız krizler tekrar gün yüzüne çıkacak. Tehdit ediyorsa, tartışmalar sürüyorsa, sizden gereksiz para istiyorsa yasal süreç başlatmanız lazım. Yoksa bu sizde kriz noktasına doğru ilerliyor. Nişanlanmak, evlilik planı içerisinde olan sevgili akrepler ev satın alarak ve ailelerin desteğiyle yapacağı bir noktada hemen söz, nişan, Ramazan, Temmuz arasında gerçekleşmiş olacak. Siz de bu mutluluğun tadını çıkartacaksınız. Aile büyüklerimiz ya da kardeş ve abilerimizden farklı bir eve taşınma konusu aile içerisinde biraz gerilimlere sebep olabilir. O da başarısını ve kendi yolunu çizmek istiyor. Ailenizi ikna etmek sizin elinizde diyorum. Çocuklarınızla alakalı uzun süredir çözemediğiniz eğitim, dil ve kararsız mesleki anlamlarda rehber bir öğretmenle çocuğunuzun sorununu çözüp ona daha sağlıklı bilgi verecek öğretmenle yol almak hem sizin hem de çocuğunuzun arasındaki iletişimi yumuşatacak gözüküyor. Evli çiftlerimiz, bu ara evdeki var olan evimizin enerjisinde bir sıkıntı yok ama göze, nazara, komşularınız, apartmandaki insanların gergin tavırları evde sizi mutsuz ediyor olabilir. Bazen evi bırakıp gitme modundasınız ama evinizin enerjisi güzel. Sadece nazar duası, bol bol Yasin ve Bakara suresi açtığınız takdirde bu binanın gergin enerjisi sizin evinizden çıkacak gözüküyor. Boşanma fikri içerisinde ve davası süren akrepler artık isyanda. Yani bir sürü çözüm ve mutlu olmak istiyorsunuz ve kendi özgürlüğünüzü tatmak istiyorsunuz ama parasal olaylarda daha çözülmediği için kıyamet kopacak gibi hareketler. Biri çocuğu istiyor, biri ev istiyor. Böyle karmaşıklıklar var. Bunları bir an önce çözmemiz lazım. Aslında akrep burçlarına aşk uyumu haftası diyorum. Yani karşılaşmak, tanımak, tanışmak, tanıştırılmak, hiçbirine red cevabı vermiyorsunuz. Bu ara en önemli şey ev hanımlarınız. Sevgili ev hanımlarımızın kendi içinde ressamlığa, fotoğrafçılığa, resme, çini atölyesine merak sarabilir. Bu tarz kurslar ve eğitimler almak isteyebilirsiniz. Ama bir memleket yolculuğunuz başlıyor. Bu yolculuk size mutluluk ve keyif verecek ve enerjinizi çocuğunuzla, ailenizle çok keyifli bir noktada geçireceksiniz. Aile büyüklerimizde, özellikle kadınlarımızda kemik sırt ağrıları söz konusu olabilir. Annenizin ya da büyüklerinizin bir kemik sıvılarından kaynaklı kıkırdaklarda bir ameliyat gündemimiz söz konusu olacak. Sağlık konusunda da özellikle sizin bu ara adetle alakalı noktalarda gecikmeler söz konusu olabilir. Sancılı dönemler yaşıyor olabilirsiniz. Ve mide asitlerimiz ve midemiz bizi yorabilir. Dikkatli olacağız. Bir sadaka dönemi. Hayır da vakti. Hayrını sokak canlılarına, mağdurlara yapmalısın. Hoşçakalın. Sevgili yaylar, abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmuyorsunuz. Tekrar ediyorum ama emeğe saygı lütfen.
Güneş tutulması gerçekleşecek Boğa burcunda 10 derece. Bu tutulma sizin yeni işe başlamak, yeni bir ofise geçmek, yeni iş anlaşmaları, yani ekip çalışmalarınızla alakalı yapacağınız birlik ve sizin daha sağlam ve etkileyici bir iş temponuzun başlatacağını gösteriyor. Jüpiter Venüs kavuşumu ev hayatınızla ilgili rahat düzen, rahat konfor, rahat sistemi ve olumlu gelişmelerin keyfine varacağınızı uyarıyorum. Bu ara ameliyatlar, estetik operasyonları, sağlıkla ilgili operasyonlar gayet rahat geçecek. Endişe etmenize gerek yok. Kurumsal bir alanda çalışıyorsanız ekip arkadaşlarınızla yapacağınız işler, projelendirileceğiniz sistemler size çok güzel ve hem kendiniz keyif alacaksınız, hem yönetim hem de ekip arkadaşlarınızla büyük başarılar söz konusu olacak. Ve bu ara iş alanından ayrılmak, yeni bir alana geçmek istiyorsanız da size gelecek teklifler sizi gerçekten mutlu edecek olayların imzası ve hak ettiğiniz noktanın zaferine erişeceksiniz. Uzun süredir beklediğiniz bir iş mahkemeniz, onunla ilgili olumlu süreç, para iadesi, iş iadenizle ilgili istemiyorsanız paranızı faiziyle alacaksınız. Bu da sizi çok fazla mutlu edecek. Bu ara yakın dostlarınızla para alışverişi yaparken, bu parayı verirken geri gelmeyeceğini düşünerek hareket etmeniz sizi daha mutlu edeceğini düşünüyorum. Eğer beklentiye girerseniz dostunuzla aranızdaki krizler yaşanabilir. Kardeş, kız kardeş, abi, bu tarz noktalarda da parayla ilgili konular biraz sert ifadeler yaratıyor ve bu ara biraz parayla sınanabilirsiniz. Doğru harcama, doğru ödemeler ve kendi yönünüzü doğru bulmanız lazım. Bulmadığınız takdirde kredi kartları, borçlar, krediler sizin üstünüzde alev alev dönecek. Bu ara sosyal medya merakınız artabilir. Yazma merakınız artabilir. Astrolojik eğitimler merakınız artabilir. Bu konularda gerçekten başarılı olacağınızı düşünüyorum. Mutlaka bu eğitimleri yarım bırakmayın ve tamamlayın. Uzun süredir master'ınız, eğitiminiz ve iş eğitiminizle alakalı başlayacak oluşumlar sizin gerçekten başarınıza ve ünvanınıza renk katacak. Ertelediğiniz her şeyi hayata dahil edelim. Bu ara özellikle çok büyük bir firmada çalışıyorsanız çat diye imzayı basıp kendinize iş kurmak isteyeceksiniz. Bu karar doğru ama biraz daha altyapısını oturtmanız gerekiyor. Evet, o imzayı atın ama altyapısı oturmayan bir işe de girmek sizi ürkütebilir. Çünkü orada bir düzenli bir kazancınız var. Burada riske gireceğiniz kazanç. Mantıklı ilerlediğinizde bu kazançlar size keyifli bir şekilde dönüşüm sağlayacak. Aile içerisinde ortaklı işlerinizi bırakmak ya da ortaklı mallar neyse herkes hakkına düşen alanı ayırmak istiyor. Burada büyüklerimizi incitmeden, onlar yaşarken mal istemek ne kadar doğru bilmiyorum ama adaletli şekilde mallar bölüşecek, herkes yerini bilecek ama aile büyüklerimizle ilgili incitmeden bu olayı çözmeniz lazım. Özellikle doktorsanız, diş hekimiyseniz, avukatsanız kendinize ofis bakabilir, muhasebeciyseniz bu tarz düşüncelerinizin yolu aydınlık ve hayırlı. Hiç düşünmeden yolunuza bakın. Ortaklı işlerde biraz ekonomik olarak yaşanacak krizlerde sert tartışmalar var. O yüzden alttan alalım, her iki tarafta dengeyi koruyalım. Aşk konusunda bu ara hayatınızda çok güzel sürpriz gelişmeler, keyifli sohbetler, gideceğiniz yolculuklarda yeni heyecanlar evreniz var. Bu ara aşk size kırpıyor. Renkli renkli kırpıyor ama siz doğru kalbe dokunmak istiyorsunuz. Artık yaralanan evrenizi şifalandırmak istiyorsunuz. Bu Mayıs ayı size bu rengin daha güzel, gökyüzündeki gökkuşağının rengi gibi bakacak bir aşk sizi bekliyor. Geçmiş ilişkinizle ilgili hala umutlarınız varsa kör baktığınızı düşünüyorum. Eski ilişkinizin hayatında biri var, bildiğiniz halde onu beklemek ve içimdeki öfkemi almak istiyorum diyorsanız kendinize saygısızlık yapıyorsunuz. Hadi o veda edin ve kendi yolunuza bakmanız lazım. Evli çiftlerimiz için bu arada konfor alanımızı yenilemek, koltuklarımızı, ev eşyasını, evi taşımak, taşınmak, daha rahat, daha yeşilliği bol bir alana geçmek istiyorsunuz. Bu da sizin için doğru konumlanma, doğru yere taşınma, doğru kapıyı bulma. Yalnız ailenin size ait bir yeri satmak istiyorsanız bekleyin. Şu an yer değerlenecek. Boşuna hemen bu yeri elden çıkartmayın. Doğru noktayı bulana kadar burası sizin evrenizde kalsın. Toprak, tarım ve özellikle karı koca merakı olan, özellikle
bu tarz ileriki dönemde bunları yapıyorum diyen bazı yay burçları toprak araştırması, satın alma konuları ile ilgili gizli gizli arayışlara girdiniz. Doğru kapılar ve çiftliğinize doğru hareket edeceksiniz. Hayırlı olsun. Mesela İzmir'den Ankara'ya gitmek, İstanbul'dan Van'a geçmek, yani bu tarz düşünceleri olan bazı yay burçları gideceğiniz yurt dışı olur, şehir dışı size yeni fırsatlar, yeni iş kapıları, yeni duygusallık yönleri açacak. Yalnız bu ara içinizde hayal ettiğiniz, düşünceleriniz neyse birebir karşınıza. Kötü düşünmeyin bu hafta. İyi şeyleri çekin. Enerjiniz sizi hem parasal borçlarınızın bitmesine hem de iyi enerjiyle birlikte yeniden kendinizin keşif noktanızı yaratacaksınız. Bu da size mutluluk verecek. Yurt dışı ile ilgili yazılar yazmak, diyaloglar söz konusu bazı gençlerimiz için. Olumlu yapmanız için hiçbir engel yok. Siz hedeflediğiniz noktaya kilitlenin. Rabbim bu kapının da size yolunu gösteriyor. Son zamanlarda sağlık olarak belki fazlasıyla yaşadığımız yemek krizimiz bizi mutsuzluğa doğru itiyor olabilir. Mutluluk enerjimizi bol bol meditasyon, yoga yaparak ve yemek konumumuzu düzenlememiz lazım. Şeker krizlerimiz olabilir, tansiyon ve son zamanlarda kalp ritim bozukluğunu söz konusu ihmal etmeyin. Sevgiyle kalın. Sevgili oğlaklar nasılsınız? Güneş tutulması ve aynı şekilde Venüs-Jüpiter kavuşumu özellikle hayatınızla alakalı bazı çevrenizdeki insanların gerçek yüzüyle karşılaşma, onların oyunlarını, onların maskelerini indirme dönemi ve odaklanmanız gereken yeni projeler için çok güzel imzaların atılacağı ve kendi içinizdeki aşk tutkunuz, çocuklarınızla alakalı bağı güçlendirmek, anneniz, kardeşlerle alakalı yaşanan krizleri çözmek için çok doğru bir hafta. Bir de sizin odaklandığınız her şey size para kazandırmaya doğru gidiyor. Yaşamanın tadına, nefes almanın kıymetine, kendinizi kendiniz yaratacağımız bir hafta. O yüzden bu güneş tutulması 10 derecede olacak ve aynı şekilde yılın ilk tutulması tabii ki aynı derecede Venüs-Jüpiter kavuşumu araç almak, yeni araca binmek, yeni anahtarlara sahip olmayı da temsil eder. Kurumsal firmada çalışanlar için üst düzey yöneticilerinizden kurtulmak istiyorsanız tam zamanı. Onlara gelecek teklif, yeni yöneticilerle doğru iletişim yaşayacaksınız. Bulunduğunuz noktada yetkiliyseniz konum değişiminiz, konumunuzla ilgili rahatlık söz konusu olacak. Mekan değiştirmek, farklı bir alana geçmek istiyorsanız farklı bir kurumsal, yurt dışı bağlantılı bu konularla ilgili de güzel fırsatları hayatınıza doğru şekilde oturtmaya çalışacaksınız. Bunlar için doğru girişim, doğru başlangıç, doğru verimlilik olacak. Hiç korkmanıza gerek yok. Kurumsal da ne bileyim bekçi olabilir, güvenlik görevlisi olabilirsiniz. Farklı teklifler gelecek, değerlendirmek için güzel kapılarınız var. Özel şoförseniz daha büyük bir firmada güzel bir anlaşmayla bu yolculuk. Taksiciyseniz bile parasal evredeki yaşadığınız sorunların yavaş yavaş hayatınıza para kazanma evresini temsil edecek. Yalnız uzun süredir de bulunduğunuz iş yerinde masa, konum, mertebeyle ilgili bazı konuşmalar canınızı sıkıyor ve ikiyüzlü insanların gerçek yüzünü görmek için tam doğru bir haftadayız. Artık siz kim doğru, kim yanlış eleme vaktindesiniz. Kendi işinizde yaptığınız, kendi işini yapanlarda da parasal konudaki riskler yavaş yavaş artıya doğru. Bulunduğunuz alanda yeni oluşumlar, yeni yapacağınız projeler sizin işinizi büyütmenize çok fazla yardımcı olacak. Ortaklı işlerde de parasal ödemelerinizle alakalı sistematik ödemede biraz zorlansanız da Mayıs ortası artık bunlarla ilgili sistemli devam edeceği için korkularınız ya da yaşadığınız bazı pürüzler daha net bir şekilde sizin hayatınıza dokunuş yapacak ve siz ortaklı işinizde büyüme. Ekstra ortak teklifleri farklı alanlarda yapacağınız işler de size farklı kazançlar sağlayacak. Yani farklı işlerden de gelecek paralar sizin rahat rahat geçiminizi sağlayacak. Bu ara borsa, finans, para sektöründe çalışan oğlaklarda çok güzel getirisi olan kazançlar, sürpriz, dijital parayla bile uğraşıyorsanız sürpriz kazançlar size mutluluk verecek. O yüzden gözünüzü dört açarak takip edin ki kazancınız kazanç katacak gözüküyor. Bu ara bazı konu eğitim ya da işinizle alakalı farklı eğitimler almak isteyebilir. Bununla ilgili araştırmalar olumlu geçecek ve siz bu konuda daha büyük bir başlangıcın oluşumunu yaşayacaksınız. Kız kardeş, kuzen, yakın dostlarınızla, komşularınızla bazı gerilimler yaşayabilir. Biraz dengeniz yıpransa da vurdum duymaz tavrınıza devam edin. Onların küstahlığına
pardon, onların yaptığı tavırlar küstahça, siz üslubunuzu bozmayın. Onlar zaman içerisinde hatalarını anlayacaklar. Eski sevgilinizle ilgili yaşadığınız krizi bir türlü atlatamıyorsunuz. Artık bunu çözmelisin sevgili Oğlak Burcu. Çözmediğin takdirde yeni gelecek kişilere göz kırpamıyorsun. Ve bu ara farklı alanlardan yatırım yapmak isteyen Oğlak Burçları, ekonomi dengenizdeki riskleri görün, çözümleyin ve sabit bir meslekte çalışan bir Oğlak Burcu ısrarla farklı riskli yatırımlar yapacağım diyorsunuz. Şu an kendi kendinize zarar vermenin bir anlamı yok. Paranızı farklı bir noktada değerlendirin. Yatırım için biraz daha bir 5 ayı beklemeniz lazım. Yeni aşka başlayanlar ciddi bir el yolculuğu var. Bu tutacağınız el size hem Jüpiter'in Venüs Jüpiter kavuşumu hem de Güneş'in tutulması sizi farklı bir enerjiyle bakmanıza ve duygularınızı yeniden keşfetmenize hakim olur. Eski ilişkileriniz sıklıkla hayatınıza girmek isteyecek. Özürler, aflar, eski eşiniz, eski hanımınız, eski kocanız, eski sevgiliniz, gençlik sevgiliniz, kim varsa hayatı, sınıf arkadaşınız hatasını anlayıp özür dileyecek. Boşanma konusunda biraz geri adımlar var. Çocuklarımızın geleceğiyle alakalı tekrar birbirimizi denemek istiyoruz. Bu iyi olacak. Çalışan ev hanımları, şu an ev iznindesiniz. İşe dönmekten korkuyorsunuz. Bazı krizler yaşayabilirim. Alternatif iş bulamadınız. Yerinize dönün. Eşinizin beklediği bir iş mevzusu biraz uzasa da onu elinde sonunda bu zafer onun olacak gözüküyor. Sevgili ev hanımları, kendinizle uğraşmak istiyorsunuz. Evet, bilincinizi değiştirmek istiyorsunuz. Evet. Yani aktif her şeyde var olmak istiyorsunuz ama ruhunuz o kadar yorgun ki yataktan çıkmıyorsunuz. Bir nefes terapisti, bir yürüyüş size iyi gelecek. Son zamanlarda bu ara kitap okuyun. Bilinçaltınız çok yorgun. Unutkanlıklarınız başladı. Bunun için bol bol kitap, bulmaca çözerek enerji, beyin enerjilerimizi daha güçlü bir şekilde toparlayabiliriz diyorum. Bu ara sırt ağrılarımız ve kemik ağrılarımız ve ayak taban ağrılarımızdan şikayet edebilirsiniz. Sevgili gençler, bu ara çok fazla önemsemiyorsunuz ve yurt dışı planı olanlar lütfen dikkate alın. %100 kazanacağınız şeyi %70'e düşürdünüz bu hafta. Odaklanmanız gerekiyor. Mutlu kalın. Sevgili kovalar, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, emek verdiğim birçok şeye ben size saygılıysam siz de bana saygılı bir şekilde devam etmenizi istiyorum. Boğa burcundaki ilk güneş tutulması sizin yeni bir yere taşınmak, yeni işlerle ilgili başlangıçlar, yani farkında olmayarak hiç bilmediğiniz işlere adapte olabilir. Yani geçiş evresinde ani karar değişiklikleri yaşayabilir. Aynı şekilde 30 Nisan'da Venüs-Jüpiter kavuşumu, keyifli yolculuklar, gideceğiniz seyahatler, ruhunuzdaki fotoğraf çekmek, video çekmek, kardeş, kuzen, yakın çevreyle böyle destek alarak bol bol seyahatler yapacağınız, kendinizle alakalı yaşadığınız krizleri çözmeye doğru adım atacaksınız ama psikolojik yorgunluklarınız çok fazla tetiklediği için bazen hani dalgın olabilirsiniz. Tam plana adapte olup sonra vazgeçme ruhunuz var. Bunları bu hafta çözmemiz gerektiğini düşünüyorum. Uyarınız bununla alakalı. Yurt dışı ile alakalı gideceğimiz işler, iş gereği gitmemiz gereken yolculuklar gayet başarılı ve hayırlı geçecek. Bulunduğunuz iş yerindeki parasal krizle ilgili korkularınız, bulunduğunuz şirketin biraz daha büyümesi ve bazı destek ve devletle alakalı yaşanacak problemlerin çözülmesi, biraz daha çalışan ekip arkadaşlarınız bulunduğunuz noktadaki evreyi sakinleştirmeyi, hatta şirket yeni yapılanmaya, yeni bir sisteme geçiş yapacağı için kendi ekibini kaybetmek istemiyor. Sizin oraya karşı inen çevreniz kırıldığı için de kararsızsınız. Bence şirketinize sımsıkı sarılın. Orası her geçen gün güç kazanmaya doğru ilerleyecek. Özellikle mühendislik alanında, kurumsal bir mühendislik bir alanında, bilgisayar mühendisi, ne bileyim kodlama mühendisi, uçak mühendisiyseniz, yurt dışından gelecek teklif gözü kara evet deyin, gideceğiniz yerde çok güzel ve başarılı olacaksınız ve bu konuda ekstra bilinç ve bununla birlikte eğitiminizle ilgili altyapı ve doçentlik, profesörlük dediğimiz noktalara doğru ilerleyeceğiniz söz konusu. Eğer spor,
güzellik merkezi, spor salonunuz, eğlence bir mekanınız varsa kazançlar yavaş yavaş bu haftadan sonra yerini oturtmaya, kendi alanındaki başarısını ve oluşmasını istediği fırsatları daha doğru bir şekilde hayatınıza fazlasıyla kazanç sağlayacak. İşsizseniz özellikle çok yakın bir bayan dostunuz ya da çok yakın güvendiğiniz anne gibi, abla gibi bir insanın eski iş arkadaşınız olabilir. Bundan gelecek teklif sizin işsiz alanınızı da iyileştirecek. Bu arada devlet sınavınız, devlet atamanız, devletle ilgili beklentileriniz varsa olumlu gözüküyor. Hiç korkmanıza gerek yok. Yani parasal anlamda son 4 aydır onu ödüyorum, şunu toparlıyorum, bunu yapıyorum, artık burama kadar geldi diyorsanız, sürpriz beklediğiniz paralar, girmesi gereken hesabınızdaki olaylar sizi daha tatmin edecek. Kredi borçlanmalarınız, ödemelerinizle ilgili derin bir nefes alacaksınız. Yalnız ekip arkadaşımızdan biriyle aranız bozulabilir. Komşunuzla, yakın dostunuzla büyük bir tartışmaya geçiş yapabilirsiniz. Çok iniş olup gereksiz sözler sizin kalitenize yakışmayabilir. Sakin konuşma üslubuyla onu yenmeniz daha sağlıklı diyorum. Bu ara farklı alanlarda, mesleki anlamlarda eğitim düşünceniz var ama ekonomik olarak kendi içsel dünyanızda bazı çözemediğiniz konularınız var. Özellikle bir dil eğitimi eksikliğimiz var. Bunu tamamlayalım. Bu ara spor yaparken dikkatli olun, kaslarınız incinebilir. Çok fazla ufacık şeylere gerilebilir, öfkelenebilirsiniz. Yani insanlarla aranızdaki mesafeyi daha sert ifade edebilirsiniz. Bilgili, akıllı ve kurnazca bu haftayı atlattığınızda hem konumunuz, hem parasal evreniz, hem de çevrenin yanlış anlamasına engel olacağınız gözüküyor. Aşk konusunda İlişkinizle ilgili doğru yatırım gibi düşünüyorsun ama ilişkinizin size karşı güvensizlikleri var. İlk önce bunu tamir edin. Karşı tarafa duygunuzu net ifade edin. Bir yanar döner ruhunuzdan biri vazgeçerseniz karşı taraf size doğru adım atacak ama siz bu konuda biraz daha onu sınamak istiyorsunuz. Sınandığınız yerde incinebilirsiniz. Dikkatli olun. Eski ilişkinizle alakalı ufak tefek görüşmeler, tesadüf karşılaşmalar, sosyal medyadan birbirimize atışmalar olacak. Hatta yemek yiyebilir ama sizi tatmin eden bir diyalog olacağını düşünmüyorum. Bu ara yakın dostlarınızın tanıştıracağı, özellikle renkli gözlü kim varsa gözünüzü dört açın. Doğru bir kısmet enerjisine doğru gidiyorsunuz ve bu sizin gerçekten hayat arkadaşınız gözüküyor. Evli çiftlerimiz için bu ara yakın akrabalar, misafirler, gideceğiniz yolculuklar, karşılayacağınız misafirler biraz ilişkimizi yıpratabilir ama birbirinize olan saygı ve aşk tekrar tazelenecek gözüküyor ama bol bol gelecek gidecek var. O yüzden biraz depresyon ruhunuz olabilir. Sevgili gençler, kendi hayatınızdaki adımları doğru görüp doğru noktada yol almanız lazım. Bu ara bağımlılıklarınız, bu ara zevkleriniz çok fazla ön planda gözüküyor. Takılmak, eğlenmek isteyebilir ama bedenimize ve ruhumuza zarar vermememiz lazım. Sevgili ev hanımları, çocuklarınızla iletişim dengesini bir türlü kuramıyorsunuz ve boşluklarınız var. Bunu bir an önce çözmeniz lazım. Bu ara sizin kendi ailenizde sağlık problemlerinden kaynaklı devamlı o ev, bu ev derken evinizi ihmal edeceksiniz. Mümkün olduğu kadar ihmal etmememiz gerekiyor. Eşinizin yaşadığı bazı iş krizlerinde aramızda bir soğukluk var diye düşünüyorsunuz ama eşinizin işlerinde yaşadığı bazı krizler kendi bile çözemediği için sessizliğe bürünmüş. Sağlık olarak özellikle egzama, kaşıntı, alerjik reaksiyonlar, güneş lekelenmeleri ve cildimizle alakalı kabarmalara dikkat edelim. Ben de başladı şimdiden çünkü. Sevgi ve mutlulukla kalın. Allah'a emanet olun. Sevgili balıklar, güzel bir hafta olsun. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, sahip çıkmayı, paylaşmayı öneririm. Yükselen Ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Sevgili boğalar, Boğa burcunda güneş tutulması, ilk yılın ilk güneş tutulması gerçekleşecek ve onu da 10 derecede gerçekleşecek. Bu tutulma özellikle birlikte kendinize ait ailevi konularınızla alakalı güzel başlangıçlar, küs olanlarda barışma, parasal tartışmalarda yumuşama, eğitim ve yarım bıraktığınız konularda farklı gideceğiniz seyahatler, ailece gideceğiniz seyahatlerde bütünleşmeyi temsil ediyor. Aynı şekilde Venüs-Jüpiter kavuşumu gerçekleşecek. Bu sizin muhteşem şansınızın, bereketinizin ayağınıza serileceği, hiç beklenmedik işlerin, fırsatların ve ilişkilerin şansının sizin tarafınızdan döneceği gözüküyor. O yüzden bu konulardaki maddi yaşadığınız krizlerde güzel fırsatlar, parasal evredeki olaylarda daha hızlı yakalamalarınız,
kendinizle alakalı ayağınızın sağlam basacağı her şeye imza atacağınız ve şansınıza yüz veriyorum. Bu şansı iyi değerlendirin. Evet, işinizle alakalı. Yakın bir dost ve yakın gelecek bir teklif sizi gerçekten iş anlamında konumunuz ve mertebenizde çok büyük hızlı değişimlere yardımcı olacak. Ekip arkadaşlarımız, yaşadığımız iş alanınızdaki insanlardaki krizlerin yavaş yavaş toparlanması, kendi konumunuzu konumlandırıp bulunduğunuz alanda çok fazla ışık açacağınız bir nokta. Başarınız, ödülünüz, yükselişiniz hayırlı olsun. İşsiz olanlar için odaklanmadınız ve ne yapmak istediğinizi bilmediğiniz için bu hafta lütfen odaklanın. Güzel bir iş kapısı size gayet keyif verecek ve iş mahkemeniz ve çözemediğiniz konularda ertelemeler söz konusu olabilir. Buna canınız sıkılabilir ama hak iadeniz olacak. Devlete girmek, devletle alakalı bölüm değişikliği düşünenlerde bu güzel fırsatlar var. Bu hafta bunlarla ilgili çözümlerinizi yaratın. Hak ediliş evrenize doğru gideceksiniz. Özellikle ihracat, yabancı firma oluşumunda çalışan bazı balık burçlarında farklı gelecek firmalardan gelecek teklif hem maaşınız hem de konumuzda farklı bir yol almanıza, yeni başlangıçlar sizin güçlenmenize yardımcı olacak. Özellikle sağlık sektöründe çalışıyorsanız, dişçiyseniz, ne bileyim kadın doğumcuysanız, iç hastalıkları dahiliye cildiyeciyseniz kendi işinizi, kendi oluşumunuzu ve markanızı yaratmak istiyorsunuz ve bununla ilgili adımlar ve gelecek teklifleri doğru değerlendirin, büyük bir başarı söz konusu olacak. Mesela öğretim görevlisiniz, otizm öğretim görevlisiyseniz bununla ilgili yapacağınız farklı projeler ve farklı işler sizin bu konuda markalaşmanıza yardımcı olacak. Otizm üzerine eğitim alanlar mümkün olduğu kadar bunun altyapısını oturtun. Türkiye'de belki bir ilki gerçekleştireceksiniz ve bu size iyi geleceğini düşünüyorum. Yeni aşk isteyenler, yeni sevinç isteyenler için güzel ama maddi durumu çok iyi bir insanla ilişkiye başlayacaksınız. Ben hani hiç ne kadın ne erkek parası yedim, şansım yok diyorsanız, artık birinin parasını yemek istiyorsanız hayatınıza gelecek kişinin maddi gücünün iyi olduğu gözüküyor. Eski ilişkilerinizde böyle flörtöz enerjiler olsa da geçici heyecanlar var. Egonuzu geçici olarak tatmin etmek istiyorsanız olabilir ama ara sıra alıngan yönünüz olduğu için geçmişe öfkeleniyorsunuz. Geçmiş bitmişken şu an böyle bir enerjide olmanızı çok sağlıklı bulmuyorum. Özellikle evlenmeyi düşünen ve bu konuda maddi olarak yaşadığınız krizleri çözemediğin için her iki tarafında ailesinin destekleyeceği bir nokta, ilişkinizin doğru şekilde evliliğe doğru gideceği ve bu şansı güzel değerlendirecek gözüküyorsunuz. Bu ara priminiz ya da prim konularınızla ilgili beklediğiniz paralar hesabınıza yatacak ve ailenize ait bir mal konusunda da hesaba geçmesi gereken para olumlu şekilde yasal olarak sizin hesabınıza geçmiş olacak. Bu ara çocuk doğurmayı, çocuk sahip olmayı, çocuklarınızla ilgili odaklanmayı düşünen sevgili balıklar çok doğru bir zaman, şimdiden hayırlı olsun. Çocuğunuz varsa onunla güzel odaklanın. Sanatçı ve yaratıcı ve sporcu yeteneği var. Onun üstüne fazlasıyla gidin. Gebelikle ilgili korkularınız varsa annelik enerjiniz çok fazla yüksek gözüküyor. Eşinizden kaynaklı bazı sperm kalitesi olabilir ya da sizin yumurtalıklarınızla alakalı krizler olabilir. Bunu bir doktorla çözerseniz aile olacağınız gözüküyor. Kayınvalide, görümceden kaynaklı yaşadığınız sorunlar yavaş yavaş bitiyor. Onların artık sizin eşinize, size zarar verme gibi bir durumu yok. Bence siz artık abartıyorsunuz. Onlar kendi dünyasında, siz de kendi dünyasınızdasınız. Artık bu işi çözme vakti diyorum. Bu ara sizin abiniz, erkek kardeşinizin mahkemesel bir durumu olabilir. İş mahkemesi, ceza mahkemesi. Bununla ilgili doğru avukat tutulmadığı vakit biraz mahkeme uzayacak ve riskler var. Kontrol edelim. Sevgili gençler, kendinizle ilgili büyük projelerde ve ben hem okuyup hem çalışacağım diyorsanız bu projeniz doğrudur. Hem okuyun hem çalışın, büyük kazançlar elde edeceksiniz. Sevgili ev hanımları, ailevi sorunlarınız, mahkemelik konularımız var. Bir de bu ara evinizin içinde hiçbir temizlik yapmak istemiyorsunuz. Kapılar mapılar boyanacak diyorsunuz. İçinizde böyle bir duygu yok. Bence al biraz renkli renkli yapmaya başla. Bu ara eşinizin de işten kovulma gibi düşüncesi olan sevgili balıklar için böyle
gündemde konular var ama eşiniz işinizde devam edecek. Özellikle işe girmek isteyen ev hanımları için de güzel bir kapı var. Şimdiden hayırlı olsun. Özellikle temizlik şirketi kurmak isteyen ev hanımları, valla böyle bir iş kapısı size kazanç sağlayacak, korkmanıza gerek yok. Sağlık olarak özellikle varis ağrılarımız, damar ağrılarımız, ayak ağrılarımız çok ciddi gözüküyor. Doğru beslenme ve bu ara su ve sebzeden kaynaklı zehirlenmelere dikkat edelim. Mutlu kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.